Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız? Bugün pazar bugün size Ankara Kitap Fuarı ile ilgili başlayacak olan Ankara Kitap Fuarı ile ilgili başlamadan önce bir video çekmek istedim. Neden bu videoyu çekmek istedim? Başlığı dediğim gibi Ankara Kitap Fuarı olmuş olacak. Biliyorsunuz ki normalde Ankara Kitap Fuarı yılda sadece bir kez oluyor ve o da Ocakla Şubat ayları arasında bir tarihte oluyor. Fakat bu yıl nedense ee, tekrar bir Ankara kitap fuarı yapılıyor. O da şu an biz Ekim ayındayız. 18 Ekim Cuma günü başlayacak olan bir kitap fuarı yapılıyor. Şimdi bence tahminimce bunun neden Eylül ayında tekrar ikincisinin yapıldığını tahmin ediyorum. Sebebi biliyorsunuz ki aslında onu sonradan söyleyecektim. Geçen yıl ilk kez Çankaya, Beledi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir e, kitap fuarı düzenledi. Ankara'da bu düzenlediği ilk kitap fuarıydı. Çok fazla herkes tarafından duyulmuş, bilinmiş bir fuar değildi. Ve bu da Eylül ya da Ekim ayları arasında yapılıyordu. Bence tahminim bu tamamen ve tamamen. Tahminim benim tahminim muhtemelen bunun üzerine tekrar yapmaya karar verdiler. Bu arada Çankaya Belediyesi'nin e, ikinci düzenlediği fuarda bu yıl Aralık ayında olacak. Bunu söyleyeyim gerçi sonunda bahsedeceğim. Şimdi peki biz bu Ankaralılar ya da ben şahsım adına bir okur olarak Ankara Kitap Fuarı'nı nasıl değerlendiriyorum daha gitmeden? Neden daha gitmeden? Çünkü önce defalarca gittiğim ve şahit olduğum olayları Fuar başlamadan buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. Sesim nereye ya da kime ne kadar ulaşırsa. Biliyorsunuz ki Ankara'daki kitap fuarını Eylül Fuar ve Organizasyonculuk diye bir firma bunu düzenliyor. Her yıl bir kere, bir kere oluyordu fakat bu yıl ikinci kez oluyor. Şimdi düzenlediği fuarda biliyorsunuz ki 10 gün sürüyor. Atoda oluyor ve Atoda düzenlediği fuarda biliyorsunuz ki giriş ücreti kapıda her şeyden önce bir kere bir 5 TL, 5 TL bir giriş ücreti ödüyorsunuz. Ben mesela fuar olduğu zaman evde oturabilen bir insan olmadığım için 10 gün fuar varsa neredeyse 10 günü gidersem eğer ben sadece ve sadece fuara gitmek için 50 TL cebimden para ödemiş oluyorum. Tamam bunu geçiyorum. Ee, peki biz bu kitap fuarına okurlar neden gidiyoruz? Kitapları orada çok mu ucuz satıyorlardı biz kitap fuarına gidiyoruz. Hayır. Geçen yıl belli bazı bazı firmalar ya da işte atıyorum kampanyada 5 TL'ye sattıkları kitaplar haricinde genel fiyat politikaları %20 idi. Fakat biz okurlar e, kitap fuarlarına %20, %30 ya da %40 daha ucuza kitap alacağımız için değil o yayın evinin şimdiye kadar satmış olduğu ya da yayınladığı bütün kitapları orada sergileyecekler ve biz Bunları görebiliriz diye gidiyoruz. En azından ben şahsım adına bunun için gidiyorum. Çünkü bir kitapçıya gittiğimde atıyorum Tom Robbins'in bütün kitaplarını göremem ya da atıyorum Murat Gülsoy'un bütün kitaplarını göremem. En çok kim satıyorsa 3'tür, 5'tir, 2'dir ve bunlar sürekli satılır ve bunlar sürekli tezgahta olur, sunulur. Bittiği zaman, satışı olduğu zaman tekrar yenisi istenir, satılan kitap ürün siparişle tekrar yenine eklendiği için Yeni çıkmıyor ise eğer bir yazarın kitabı çok çok eskiyse o yüzden bunu kitapçıda bulma gibi bir şansınız yoktur. Mecburen ya sipariş vereceksiniz ya da internetten alacaksınız. Yani kitap evinize sipariş vereceksiniz ya da internetten alacaksınız. Bu yüzden biz okurlar ya da ben şahsım adına söylüyorum ki kitap fuarlarına gidiyorum. Çünkü görmediğim bilmediğim e, yazarları ve o yayın evinin yayınladığı kitapları görmek araştırmak ve oradan satın almak için gidiyorum. Yani gitme sebebim bu. Peki ha tabii buna da bir parantez açıyoruz. Bu amaçla gidiyoruz ama bazı belli başları yayın evleri haricinde diğer yayın evlerinde bunu görmemiz zaten mümkün olmuyor. Çünkü yayın evleri bizzat kendileri katılmıyorlar. Bazı yayın evleri işte bir kitapçı tutuyorlar ya da burada Ankara'daki rantta bu rant neyse o rantla kendilerini stand bulan arkadaşlar diyorlar ki siz bize kitaplarınızı gönderin biz buradan satalım diyorlar. Atıyorum Faraza söylüyorum. Mesela ben Everest'in standına gittiğim zaman Ahmet Ümit, Ayşe Kulin işte falan kim çok satıyorsa o kişinin işte 50 çeşit kitabını ya da bir kitabından 50 tane falan görüyorum. Fakat her kitabını göremiyorum. Gerçi şimdi Ahmet Ümit Yapı Kredi'ye geçmiş. Bakalım ne olacak bu sefer diyoruz. Hani bireysel Ahmet Ümit ya da Ayşe ile ilgili bir derdim olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Sadece hani kim çok satar neyse onu getirdiğini söylüyorum. Bu arada her yayın evi değil. Metis'i es geçiyorum, ayrıntıya es geçiyorum, iletişime es geçiyorum gibi gibi gibi. Bunlar İtaki'ye es geçiyorum. Bizzat kendileri katılıyorlar. Domingo gibi. Şimdi tüm Bunların yanında bir de ekstra ne oluyor biliyor musunuz? Asıl bizim okur olarak görmek istediğimiz belli başlı yayın evleri var. Ben şahsım adına Jaguar'ı görmek istiyorum. Monokl görmek istiyorum. Hep kitabı görmek istiyorum. Gibi gibi gibi. Fakat bildiğim bir şey var ki Jaguar mesela yayınlarına yıllardır kitap fuarında yer yok deniyor. Şimdi ben bunu biliyorum ve gittiğim zaman Jaguar'ın yer almadığını işte diğer ee, hangisi siren yayınlarının olmadığını monoklinin olmadığını yitik ülke diyorlar yitik ülkenin olmadığını görüyorum peki bunlar yok ama neler var onları da görüyorum tamamen ve tamamen oyuncak yani ben iki stand da olsa oyuncak görebiliyorum bir stand da olsa ayraç görebiliyorum kalem görebiliyorum ıvır zıvır ne kadar kitap harici şey varsa hepsinin kitap fuarı adı altında orada olduğunu görüyorum peki bunlar ne varlar? O kitap fuarları çok kalabalık çok kalabalık geçiyor diyorlar ya. Ankara'da ne kadar okul varsa, ne kadar küçük çocuk ve öğrenci varsa hepsini izdam halinde fuara gönderiyorlar. Ve fuarda onlar ücretsiz giriyor. Ceplerinde 5 lira, 10 lira, 20 lira artık ne kadarsa harçlıkları varsa kalem, kitap, işte kalem, işte kırtasiye vesaire gibi ürünleri almak için birincisi çoluk çocuk gürültüsünden Uğultusundan ve kalabalığından Okur olarak ki ben çocukları seven bir insanım kendi çocuğumu da götürüyorum bak anlatmaya çalıştığım şey bu değil. Biz standa asıl alıcılar biz standa yanaşamıyoruz bir şey alamıyoruz fakat onun haricinde wow fuar çok kalabalık olmuş oluyor diyor. Onlar ücretsiz giriyor biz 5 TL veriyoruz e, ve asıl e, edebiyat namına olan yani butik yayın evlerini asla ve asla kitap fuarında göremiyoruz. Ha mesela hep kitap bu yıl varmış. Neden hep kitap bu yıl var? Benim tahminimce Ebru Cündübeyoğlu ve e, Sevinç Erbulan imzalarının olduğunu gördüm. Tabii ki bu iki... E, Sevgili kıymetli kişi de e, kitap yazmışlar ve hep kitaptan yayınlanmış. Ama bunun haricinde zaten ciddi bir televizyon kitlesi olan hepimizin tanıdığı bildiği insanlar. E, o zaman şimdi mesela Jaguar yayınlarının da fuara gelebilmesi için Asisi mezarından yazıyorum kitabının yazarı. Asisi mezarından çıkartıp imza düzenlemiş olsaydı acaba jaguarda da e, bu kitap fuarında kendisine yer bulabilecek miydi diye düşünüyorum. Şimdi... Bunları söyledikten sonra inşallah bu yıl Eylül fuarcılık ve organizasyonculuğun kırtasiye fuarı dediğim benim kırtasiye ve ıvır zıvır fuarı dediğim kitap fuarı bahsettiğim gibi ayın 18'inde başlıyor. Bu arada bunlar benim yıllardır yapmış olduğum gözlemler sonucunda elde ettiğim şahsi fikirlerimdir. Aksini iddia eden organizasyon firmasına olabilir ya da diğerleri olabilir. Varsa tabii ki bunu söyleyebilir. Şimdi tüm bunların yanında asıl gerçek kitap fuarından bahsediyorum. Dediğim gibi geçen yıl Çankaya Belediyesi düzenlemişti. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlemişti. Bu yılda Aynı fuar Aralık ayında olacak fakat kesin tarihini bilemiyorum. Zannedersem yayın evlerinden herhangi bir ücret talepleri olmadığını düşünüyorum ve tahmin ediyorum. Aynı zamanda kitap almaya gittiğiniz zaman kapıda bir giriş parası ödemiyorsunuz. Bu yüzden hakikaten ve hakikaten sadece ve sadece kitapların olduğu bir fuar. Bu yüzden ben naçizane Aralık ayında yapılacak olan Ankara Kitap Fuarı'nın daha çok duyulmasını ve daha çok yayılmasını ve daha çok yayın evinin katılmasını kendim arzu ettiğim için şahsım adına bu videoyu çekmek istedim ve lütfen e, bunları dediğim gibi e, bu Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği Çağdaş Sanatlar Merkezinde olan girişinde ücretsiz giriş yaptığımız fuarı lütfen bütün Ankara okuyucuları sesim buradan kime ulaşıyorsa eğer gitsin ve artık Ankara'da, Ato'da düzenlenen fuarların Kırtasiye Fuarı'ndan çok, bütün çoluk çocukların katıldığı, izdihamın yaşandığı bir fuardan çok, gerçek edebiyat tutkunlarının da gidebileceği, katılan has yayın evlerinin bütün kitaplarını lütfen ve lütfen sergileyebileceği düzgün bir kitap fuarı olmasını canı gönülden, istiyorum Buradan sesim hangi yayın evine ulaşıyorsa ya da hangi okura ulaşıyorsa lütfen e, beni yalnız bırakmayın. Siz de ulaşabildiğiniz yerlere bir şekilde sesimizi duyuralım ve bir okur olarak bu durumu protesto ediyorsak eğer protesto edelim. Tabii ben şimdi bu kadar konuştuktan sonra ama Hakan Günday da geliyormuş ona gideceğim. Ya da sevgili Sezgin, Sezgin Kaymaz mail atmış o da fuarda varmış gideceğim. Ee, Pınar Hanım varmış gideceğim Gamze Hanım gelecekmiş evet gideceğim ama bunlara gidiyor oluyor olmam bu Ankara'daki e, rezil fuar organizasyonu durumunu e, temizlemiyor ya da getirtmiyor geçen yıl gittiğimde bir partinin bakın bir seçim oy verdiğimiz bir partinin mitingi vardı fuarın olduğu gün ve kapıda onlarca polis vardı kitap fuarına giremedik biz çünkü bir partinin siyasi organizasyon işte miting demişim, toplantısı, kurul toplantısı olduğu için orada. Yani böyle saçma sapan bir durum. Dediğim gibi bu benim yaptığım gözlemler doğrultusundaki şahsi fikrimdir. Ee, çok sevgili gelmeden 4-5 gün sonra yapılacak olan Ankara Kitap Fuarına şimdiden ne diyeyim bir şey diyemiyorum. Artık bu yıla geçeceğim inşallah gözlemlerimi sizinle bir sonraki hafta paylaşacağım. E, şimdiden kendinize iyi bakın diyorum ve e, mutlu pazarlar, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.